A9 ekranlarından selamlar sayın izleyicilerimiz. Hayata dair programımızda Sedat Altan'la birlikte bugünkü konuğumuz Sayın İlhami Işık. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz İlhami. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim kamuoyu tabii sizi en çok bu çözüm sürecinde ekranlarda bol bol izleyerek tanıdı. Ama özellikle yani sizin kendi özgeçmişinize, hayatınıza dair nasıl, nerede büyüdünüz, sosyal yapınız nasıldı, fikri yapınız nasıl gelişti? Yani böyle birazcık geçmişinize dair az da olsa biraz bilgilendirir misiniz izleyicilerimiz? Tabii, neden olmasın. Batman doğumluyum. Siz de biliyorsunuz ki Batman bir petrol kenti. Sosyal bir kent. Yani işçi sınıfının yoğun olduğu, Güneydoğu bilirsiniz Ege'nin de işçi sınıfının yoğun olmadığı bir bölge. Ama Batman petrolden ötürü o şansa sahip oldu. O kültürel değişimin etkisi altında büyüdük. Yani çocukluğum orada geçti, doğumum orada olduğu için. 20 yaşına kadar Batman'da kaldım. Aslemiz Mardinliyiz, Mardin Savur. Ünlü Savur ayaklanması vardı 1930. Benim babam Savur ayaklanmasında heybeyle, yani ayaklanmada doğdu. İlk yaşını bir atın heybesinde geçirdi. Dedemi Fransız kaptanları öldürdü. Serikani denilir yani Kamışlı bölgesinde o dönemde. Suriye'yi Fransızlar yönetiyordu o zamanlar. Onların kaptan tanımı ünlüdür yani yüzbaşılar askeri terimde. Bir ailemin yarısı zaten Suriye'de. Sonradan geldiler, bir 60 yıl falan kaldılar Suriye'de. Döndüler tekrar. Ailem bu sorunlardan ötürü Batman'a taşındı ve ben Batman'da doğdum. Okulumu Batman'da okudum, ilk orta lise Ankara'ya gitmeden evvel. Ama solla tanıştık. Siz de bilirsiniz işçi sınıfı olunca otomatik olarak hemen bir sol doğuyor. O dönemde bizim olduğumuz dönemde PYK yoktu. Yani solla tanıştığımız dönemde daha şekillenmemişti. Yani APO'cular olarak biliniyordu. Partileşmemişti. Biz farklı bakıyorduk dünyaya. Onlar farklı bakıyordu. Yani şimdiki perspektife uygun bakışası yoktu. Daha çok işte ayrı bir yapılanma. Dört parça Kürdistan, sömürgeciliğe karşı silahlı mücadele ve bu silahlı mücadele yürütme, öyle bir anlayışı vardı. Bizde ise yani Türkiye Komünist Partisi geleneği, o zaman Türkiye'nin en eski 1920'lerde Mustafa Süpi'nin kurduğu Sovyet dönemine göre kendi şekillenmiş Türkiye Komünist Partisi. Ben de gençlik hareketi, ilerici gençlik hareketi vardı. Hiperaktif bir insandım. Sorumluluğu yürütüyordum. Doğal olarak da PYK ile karşı karşıya gelmeme mümkün olmadı. Hep karşı karşıya geldik. Siz de takdir edersiniz ki yani demokrasi oturmamış, sosyal yapısı bir genel ekonomi üzerine şekillenmemiş toplumlarda birinci öncelik güç üzerine şekillenir. Yani insanlar fikrin doğruluğu ve yanlışından ziyade bir güce dönüşmüş mü dönüşmemiş mi? Ona göre yönelirler o düşünceye, o yapıya, örgüsü örgüte. PYK bunu çok sert ve zalimce kullandı. Ama bu ona bir kazanım da sağladı. Bir güce dönüştü. Güce dönüşünce de toplumsal kesimlerin kendisini orada temsil etmesine neden oldu. Yani bu tarihsel bir şey gibidir. Yani bana çok acı gelen, anlamakta hep zorlandığım ama kabullenmek zorunda kaldığımız bir durumdur. Yani gücün ahlakın önüne geçmesi, gücün fikrin önüne geçmesi, gücün vicdanın önüne geçmesi, gücün hayallerin önüne, umutların önüne, hatta en sadesiyle aşkın önüne geçmesi anlamakta zorlandığımız ama ne yazık ki Orta Doğu coğrafyasında hep yaşadığımız,
hala da yaşadığımız, bugün de yaşadığımız bir durum. 80 öncesi durum da öyleydi Batman'da. Ben böyle ilginç bir şey anlatayım size. Benim dayım belediye başkanı oldu. Bağımsız kazandı. Maaşını alamadı. 28. günde öldürdüler onu Batman Belediye Başkanı. Hmm. 28. yani maaşını, öyle bir kin ve öfke şey var, öyle bir durum. Yani hep şeydi, pek işte batıda bazen hala bile bilinmiyor. Yani oralar denirdi o zaman, oralar. Yani ne yaşanıyor, neler olup bitiyor. Hakikaten bu ülkenin vatandaşları mı, değil mi? Hep oralar tanımı içerisinde bir yok sayma, görmeme, hisseleştirmemeydi ya. Yani o dönemlerde bir Mahsun Korkmaz tarafından da bir vurulma, evet, olayınız, evet, var İlhami Bey. Onun temelinde ne, bu fikri ayrışma mı vardı? Onu biraz anlatabilir misiniz? Tabii, fikri ayrışmaydı tabii öz olarak. Aslında biz komşumuzdu da Mahsun Korkmaz. Tabii izleyici de belki bilmez Mahsun Korkmaz'ı. Yani PYK'nin efsanevi komutanlarındandır. Yani onun adına akademi kuruldu. Öyle bir insan. Biz komşuyduk da. Lisede beraber okuyorduk. Ben bir sınıf onun önündeydim onlar yani o anlamda. Çocukların farklı düşünenlerin okula girmesini, okulda eğitimi, bugün nasıl ODTÜ'de şimdi karşılaşıyor türbanlı, başörtülü insanların girmemesi, o gün de öyle. Bizden olmayanları okulda barındırmama siyaseti var diye, güç, o güç şeyi var. Çocuklar geldi, ben yöneticiyim, Gençlik Derneği yöneticisiyim, lise öğrencileri geldiler. İşte bizi okula almıyorlar dediler. Tabi o zaman uzun saç, kot pantolon, bunlar hep burjuva özentileri olarak değerli. Kızlarla konuşma, buna benzer şeyler. Hep işte mücadeleyi, devrimci yolu, raydan çıkarma, laçkalaştırma olarak değerlendirildiği için buna yönelik girişimleri vardı. Ben de hayır, yani kabul edilecek bir durum değil dedim. Okula gittik, tartıştık onlarla, beni vurdular. 36 kurşun dediler. 4 tanesi isabet etti bana. Tabii yaraladılar. Ya, ama isteselerdi öldürebilirlerdi beni. Ben biraz ihbar aktiftim. Hep kavga ederdik onlarla. Ben hep dayak yerdim. Onlardan. İlginçtir ama. Ama hep kavga ederdik. Hep ettik yani. O şey anlattım onlarla. Peki şimdi Mahsun Korkmaz'dan bahsediniz. Akademi dediniz. PKK'nın o kendi akademi dediği eğitim alanları dağdaki. Evet. Orada neler öğretiyorlar? Yani Marksist, Leninist, Darwinist felsefenin temellerini ideolojik anlamda eğitim de var mı orada? Ya tabii şimdi diyelim o dönemler açısından evet tabii, yani PKK kurulduğu zaman bir Marksist, Leninist bir örgüt. Yani şimdi kendini dönüştürüyor, işte amblemini değiştirdi. İşte Öcalan artık bugünün çağına cevap veren düşünceler değil, revize etti onları. Çok yaygın değil ama o ideolojinin ruhu var tabii ki, ruhu var. O bir tezatlık zaten, yani Kürt meselesinde yatay örgütlenme yapamamasının ana nedenlerden bir tanesi. Yani, çünkü Kürtler biliyorsunuz çok büyük çoğunluğuyla Müslüman. Yani evet, Müslüman olmayanlar da var. İşte Yezidiler var, Süryaniler var, Ermeni kesim var yani Kürt bölgesinde. Ama o bir klasik tanım var. Yani %99'u Müslüman bir gelenek. Evet. Tarihsel geçmişi de öyle. Yani baktığınız zaman geçmişte Kürt ayaklanmalarını hem İslami liderler, seyitler, işte şeyhler, beyler şey yapmışlardır. Bu tutmadı o kabuk. Yani bugün de tutmuyor. Yani baktığınız zaman PYK'nin ayaklanma çağrıları, ayaklanmayı hayata geçirememe nedenlerinden
esas nedenlerden bir tanesi o doku uyuşmazlığıdır. Yani siz toplumun binlerce yıllık geleneği ve inancını değere almazsanız, ki geçmişte işte afyon deniliyordu yani din. Buna yönelik hep din soyutlandı. Solun zaten hayat bulmamasının ana nedenlerden bir tanesi bu. Küçümseme yani dinleri ve onu engel olarak görme. Ama hep de şey olmuştur sonuç itibariyle, kendisi marjinal hale gelmiştir sol. Bugün bakıyorsunuz değerler sisteminde inançlar yürütebiliyor bunu. Elbette inançları değerlendirme, onları farklı yorumlama her zaman olmuştur yani. Bu bütün inanç sistemleri aslında öyle. Ama siz onu kendi karşınıza alırsanız o güç savaşında var olabilirsiniz. Yani yaşayabilirsiniz 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl. Hatta 70, Sovyetler bir 70 yıl yaşadı değil mi? Ama bugün var mı? Düşünün yani. Yatıyordu, kalkıyordu Sovyetler Birliği yani dünyada. İki süper güç deniyordu. Şimdi diyebiliyor musunuz? Yani zaman dilimi açısından bir 70 yıl, bir 70 saniyedir. Bizim açımızdan belki çok büyüktür o zaman dilimi. Aslında yok yani doğanın, dünyanın şeyi açısından baktığınız zaman. Çok önemsiz bir zaman dilimine o büyük değer verme solun en büyük zaaflarından bir tanesi olmuş. Bu PYK aslından da öyle. KCK yapılanmasında o gözaltılarda biz bu eğitimleri gözlemledik. Yani çıkan notlardan olsun, gözaltına alınanların verdiği beyanatlardan olsun. Belki de dağda da devam ettiğine inancındayız biz ama şehirde de böyle bir yapılanma yok mu sanki İlhan Bey? Şimdi şöyle diyelim yani... Şimdi PYK'nın etkilendiği çok ana damarlar var ciddi anlamda. Özellikle ideolojik anlamda etkilendiği. Ben onlara şey tanımını koydum yani Cihangir tanım dedim ben. Cihangir. Cihangir bilirsiniz Taksim'de Cihangir mahallesi var. Türkiye'nin entelektüel dünyasının temsil kabiliyetinin en fazla olduğu yer olarak. Yani sol entelektüel dünyanın. PYK çok etkilendi. Yani geçmiş bağından ötürü, bireysel ilişki, kurumsal, siyasal ilişkiden ötürü hala bile yani öyle olmasaydı şu anda mesela Ertuğrul Kürkçü'nün BDP'de temsil edilmesinin bir karşılığı ne olabilir ki yani baktığınız zaman yani bir 50 yıldır siz aynı düşünceyi şey yaparsanız. Şöyle düşünün yani Türkiye 50 yıl evvel 4'te 3 köylüydü. Şimdi 4'te 1'i. Aynı slogan. Yani Türkiye televizyon yoktu. Bırak siyah beyaz televizyon. Televizyon oldu siyah beyaz. Renkliye geçti. Şimdi ise dünya bir uydu sistemi. Yine aynı slogan. Yani telefon yoktu. Yani eskiden telefona bağlanmak için günlerce beklerdik. Ben kendim de beklemişim yani 3 gün falan şey. Yani şimdi her tarafta akıllı telefonlar bile yetmeyecek. Yine aynı slogan. Şimdi aynı sloganı bir 70 yıldır, 80 yıldır veya 50 yıldır tekrar eden bir ruh halinin bu kadar canlı bir organizmasın. Yani Kürt siyasal hareketinde kendisini temsil etmesinin bir yanlışlığı yok mudur? Olmaz olur mu? Yani öyle bir hastalık da var. Yani bir paya biçme var. Tabii bunda kökleri var yani nedenleri var. Hala kurtulamadı. Yani o sol çocukluk hastalığından kurtulamadı maalesef. Siz bunu zaten en başta eleştiriyorsunuz. PKK'nın evet. Bu Stalinist yapısı, tepeden inmeci, baskıcı yapısı. Yani bu süreci çıkmaza sokar diyorsunuz. Halk üzerinde bir tahakküm oluşuyor diyorsunuz. Röportajlarınızda bunları gördük biz. Tabi Stalinizmi baz alan fark etmez yani PYK ve başka bir hareket. O hareket hangi gün olursa olsun temsil ettiği halkı katleder. Stalinizm doğasıdır bu yani. Onun ideolojik şekillenmesinin özüdür bu yani. Çünkü orada farklı bir düşünceye imkan tanımaz. Stalinizm terstir yani. Farklı bir düşünce demek, oportunizm demektir, revizyonizm demektir, sapma demektir. Bu da yok edilmesi gereken tehlikeli, ana tehlikeli
durum demektir. Yani düşünün, Stalin Troçki Meksika'ya kaçtı, orada bile bırakmadı, öldürttü onu. Yani bu anlamda baktığın zaman Stalinist bir örgütlenme şekli, zalimce bir örgütlenme şeklidir. Yani tabii bunu öğrenmek için Sovyetlerin yıkılması gerekiyordu. Dünya şimdiki gibi her şeyi bilme, öğrenme kabiliyetine sahip olan bir dünya değildi ki. Bu anlamda biz real sosyalizmin aslında hiç de eşitlikçi, özgürlükçü, demokrat olmadığını ancak yıkıldıktan sonra öğrenebildik. Bunun öyle olmadığını söyleyen bilim adamlarını biz hep hain gördük. Yani yanlış insanlar olarak tanımladık. Hatta Avrupa'da linç edildiler o insanlar. Hayır, yani sizin söylediğiniz gibi değil Stalinist yapı, Sovyet yapısı. Çok otoriter, çok baskıcı, halkların, hatta milyonlarca insanın ölümüne neden olan bir siyasal sistemdir dedikleri zaman biz bunu emperyalizmin bir kara propagandası olarak algıladık yıllarca. Ama maalesef o kadar sürebildi. Yani bir yalan ancak 70 yıl yaşayabildi. Yani hiçbir yalanın öyle çok uzun ömrü mümkün değil. Yani bizim aslında evet dayanılmaz bir zaman ölçeği. Bu PKK açısından da öyledir. Yani Stalinist örgütleme biçimini hala aşamadı. Hala aşamadı. Yani Öcalan bunu çok kırmaya çalıştı. Kendi korduydu yani özbeöz. Öcalan Stalinist örgütleme biçimine çok sadık kaldı. Örgütü o çerçevede, o çekirdek kabuk içerisinde büyüttü. Ama gün geldi bu ayak bağına ve onun artık bunu değiştirme kabiliyetini de bir zaafa dönüştürdü. Yani siz yıllarca her şeyi yoksa düşünün mesela işte 80 öncesi onlarca Kürt örgütlenmesi vardı. Hepsini bu Stalinist anlayışla yok etti PKK. Tek kaldı yani. Hala da mesela işte Suriye Rojava'sında, Türkiye'de farklılara tahammül etmeyen, kendisinden ayrılanları hain gören bir anlayışı maalesef devam ettiriyor. Her ne kadar işte infazlar artık durmuşsa, öyle bir duyumumuz da olmadı artık yani geçmişte. Çünkü sayıları bine varan iç infaz yapmış bir örgüt bu bahsettiğimiz örgüt. İddia edilen Ergenekon yapısı, evet. O zalimlik paralelinde geçmişte zalimlik yapan, evet. Kürt kardeşlerimizin üstünde baskı da uygulayan dediğiniz gibi. Ama şimdi devlette ve zihniyette bir dönüşüm görüyorsunuz. Tabii. Değil mi? Yani zaten tabii. Devletin kendisinde değildi o zihniyet. O yapılanmanın, illegal yapılanmanın zihniyetiydi. Hatta İlhami Bey, biz bu isimlere baktığımızda PKK'nın bazı isimleriyle de yakın teşriki mesai halinde olduklarını yıllarca. Evet. PKK üzerinde de etkin olduklarını görüyoruz. Evet. Şimdi buna iki cevap vermek istiyorum. Şimdi savaşlar hep ben derim yani yalanla başlarlar, yalanla devam eder ve yalanla biterler. Yani çatışma ortamları kirliliğin diğer ifadesidir. Yani kimin dost? Hele bir de yani dünyada en fazla iyiliş edilmiş bir kavram var. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Bu her türlü ahlaksızlığa prim veren bir kavramdır. Yani yol açar. Kamufle edersin yani burada. Tabii çatışma 30-40 yıl süren bir çatışmada bu tür kirli, pis işlerin olmaması mümkün mü? Mümkün değil yani. Çünkü tek taraflı bir yanlış, tek taraflı bir hata ile bir çatışma ortamı 40 yıl sürer mi? Sürmez. Diğerine gelecek olursak PKK kendi doğrularıyla büyümedi Kürt coğrafyasında. Yani kendi stratejisinin doğrusuyla büyümedi. Veya düşünce sistematiğinin doğru olmasından büyümedi. PKK 1974'e kadar yani bizim devletin sinir sistemi bize ait değil. Başkalarına aitti. Evet, adı Türkiye Cumhuriyeti ama bizim yani siz de takdir edersiniz bir ülkenin namusu onun istihbaratıdır değil mi? Yani her şeyine vakıftır yani. Sen her şeyini gizlersin ama o öyledir. Bizim istihbaratın paralarını yabancılar ödüyordu. Yani öyle bir devlet düşünün. Yani bize ait bırakmamışlardı.
Mesela orada. Yani zaten bize ait bırakmadıklarına ötürü Ergenekon o kadar pervasızdı, o kadar zalimdi. Yani yoksa eğer sadece işte yoldan çıkmış birilerinin yanına geldiği bir yapı olmuş olsaydı bu pervasızlığı sürdüremezlerdi. Yani bir ay sürdürebilirsin, iki ay sürdürebilirsin ama sistematik olarak sen hesabına gelmediği zaman bu ülkenin parlamentolarını kapattıp, başbakanlarını içeri tıkıp idam ettirip, hatta yaşı dolmamış çocukları idam ettirip bir şeyi sürdüremezsin. Ama bugün maalesef, kusura bakmasın, geçmiş olsun onlara. Artık bu ülke onlara öyle pervasızca davrandığı bir ülke değil. Olmayacak da. Herkes aslında. İlhan Bey, ben bir şey sormak istiyorum. Hep konuşulmuştur, dile getirilmiştir. Bu PKK'nın ilk kuruluş süreci aslında Türk solunu bölmek için, yine bu malum bahsettiğimiz o dönemki Ergenekon yöneticilerinin de içinde bulunduğu bir ayrışma sürecidir derler. Yani PKK suni kurdurulmuştur aslında. O zaman malumunuz materyalist zihniyetin de güçlü olduğu yıllardı. Buna ne derece inanmak lazım? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Şimdi yani şöyle söyleyeyim. Yani o kadar çok Ergenekon yapılanması, o grift ilişkileri öğrendi ki hiç yanına gelmeyen, yanında olması mümkün olmayan insanların baktık ki evet yani çok uç. Yani mesela Yalçın Küçük ile diyelim Veli Küçük ne işi var yanına? Biri komünizmi savunur, biri milliyetçiliğin en ırkçı bölümünü şey yapar. Ama yani bu tür örgütlerin doğasına aykırı değil. Tam tersi, doğası gereğidir. Şimdi mantıken söylediğiniz şey evet yani olabilir mi? Var. Yani dünyada. Mesela örnek diyeyim Amerika'da. Amerikalılar komünist partileri kendi Mao'cu komünist ve kendileri kurmuşlardır yani. Çünkü o zaman Soğuk Savaş'ın karşı karşıya gelme baş düşman Sovyet Çin'le de beraber. Çünkü Mao'cular Sovyetleri Amerika'dan daha tehlikeli görürlerdi. Ama NATO konsepti vardı o zaman. Çok yoğun. Yani 70'li yıllar Soğuk Savaş'ın en acımasız olduğu yıllardır. En acımasız olduğu yıllardır. Mesela ünlüdür Brzezinski'ye sorarlar. Daha yeni yayınladı anılarında. Afganistan meselesi açısından ya milyonlarca insan öldü. Yani yazık değil miydi yani bu Afganistan problemini bu hale getirdiniz? Hayırdır. Bizim açımızdan Sovyetler Birliği yıkılmasından daha değerli bir şey olamaz. Yani 10 milyonlarca insan bile ölseydi, yıkıldı mı yıkılmadı mı Sovyetler Birliği? Bizim açısından bu. Yani o dönem anti-Sovyet, yani anti-Kuzey konsepti, Kuzey tehlikesi derlerdi NATO'nun. Anti-Sovyet olan her şey bu komünist de olabilir, İslamcı da olabilir, milliyetçi de olabilir. Fark etmez yani. Mafya örgütlenmesini yani İtalya'da düşünün yani daha dün çıktı ortaya Berlusconi'yi 40 yıldır mafya meğerse yani daha yeni ifşa oldu. Kendisi de kabul etmemiş işte hayır şeydi. Yani her türlü örgütlenmeyi mumbak gördü. Yani göz yumuldu. Önü açıldı. Yani bir şeyin birileri tarafından bazen kurdurulmasına gerek yok. Yani sana uygunsa önünü açarsın. Çeşitli yöntemlerle yani evet. Adam sızdırırsın, görmemesinden gelirsin. Onlar hiç farkında olmayabilirler de her şeyi yaptığını. Öyle bir dönemi yaşadık yani. Şiddetten arındırılmalıdır. Ana hedef o olmalıdır yani. Ana şey bakış açısı yoğunlaşma da olmalıdır. Başarılabilecek bir şey midir? Evet. Geçmişte elimizde bunun başarılığına dair veri var mıdır? Evet 6 yıl. 98-2004 dönemi PYK adını değiştirdi. Yani toplumda PYK adı terör, çocuk ölümü olarak adlandırıldığı için, öyle görüldüğü için sırf bu değişim önünde bir engeldir diye PYK adını değiştirdi 98'de. Feshetti kendini. O zaman silahlı güçlerini sınır dışına çıkardı. 6 yıl bu ülkede insan ölmedi. Ama birileri de görevini yapmadı. Bugün o Ergenekon dediğimiz kesim, o gün o görevlerini yapmış olsalardı, bugün konuştuğumuz şeyleri o gün hayata geçirme şansı o kadar yüksektir ki, ama yapmadılar, tekrar şiddet sarmalıyla karşılaştık. Bu sefer bu hataları yapmayacak bir devlet aklı var.
bir devlet şekillenmesi var. Onun için PYK'nin başka şansı da yok. Değişecek ve dönüşecek. Peki İlhami abi, şimdi bu PKK'lı bazı yöneticilere bakıyoruz, BDP'li evet. yöneticilere bakıyoruz. Sürekli bir özellik, federasyon. Evet. En hafifinden demokratik özellik var dillerinde. Fakat Öcalan'a da bakıyoruz son dönemlerde. Bazı yine Kürt kesiminin önde gelen isimlerine de bakıyoruz. Bunlar da bir birliktelik. Bölge, hatta İslam ülkelerinin birlikteliği. Yani adını koymamış, sanki bir İslam birlikteliği, evet, Avrupa doğru. Birliği evet. hüviyetinde bahsediliyor. Şimdi bunların hangisi baskın hale geldi ve tam nedir yani? Hangi taraf ne düşünüyor? Siz daha iyi biliyorsunuz, konunun evet. içindesiniz. Şimdi yani eğer biz sorduğumuz soru PYK ise, PYK'nin düşüncesi ise doğal olarak Öcalan ne düşünüyor, ona bakmak lazım. Yani bu benim görmek istediğim PYK anlamda söylem. Yani ben öyle görmek istiyorum, bu anlamda değil. Bu en son işte bu yaz kongre kararıyla da tescil edildi. Yani Öcalan buna ihtiyaç bile hissetti. Bir kongre kararıyla 21 Mart Nevroz'unda dile getirdiği düşüncelerin kongreleşerek tüm PYK'nin düşüncesine dönüştürülmesi. Öcalan ne diyor? Bin yıllık tarihsel bir mirası biz yaşatmalıyız. Yani dün bu tarihsel mirası dıştalayan örgütleme biçimi hep savaş ve yıkım getirdi. Doğru mu? Doğru. Yani 30 yıl, yani dile koru, 50 bin insan öldü burada. Yani ölenler belki kurtuldu. 70 bin insan sakat kaldı. Kimin gözü yok, kimin ayağı yok, kimin kolu yok. Yani bu her gün ölmek demek. Niçin yaşandı bunlar? Yaşanmayabilirdi. Bu tarihsel mirası reddetmenin şeyiydi bu, nedeniydi bu. Şimdi Öcalan bunu örgütüne kabul ettirmeye çalışıyor. Doğal olarak böyle Stalinist bir yapıdan gelen bir örgüt, bir de Orta Doğu coğrafyasında. Çünkü her an mevzilenme değişiyor. Her an farklı yapıların basınç durumunun şekli değişiyor. Hele şu anda Suriye gibi, yarın öbür gün bir savaş, zaten 2,5 yıldır çok acımasız bir savaş. Yani insan öldürme özgürlüğünün 2,5 yıldır hayat bulduğu bir coğrafya, bu sefer başka bir öldürme özgürlüğü üzerine şekillenecek yarın öbür gün. Buna yönelik bir durum şeyi yaratabiliyor. Farklı düşünceleri ve farklı mevzilelmeleri yaratabiliyor. Yani ben PYK yönetiminin Öcalan'ın 21 Mart Nevroz'unu hala içselleştirdikleri düşüncesinde değilim. Hala onlar Öcalan'ın 20 yıl gerisindedirler. Hala o Stalinist Arakil düşünceden kurtulduklarını pek görmüyorum. Evet, önemli bir kesimi kendisini bundan arındırıyor. Ama hala önemli bir güç orada. Yarın işte bölgesel değişiminin payının ne olacağı konusunda hesap yaptığına inanıyorum. Bence de o hesap yapmaktan vazgeçmeli. Yani ayrışmada ne gibi bir bereket olabilir ki? Yani biz geçmişte de bir ve birlikte olduğumuz zaman güçlüydük. Evet. Öyle değil mi? Huzur vardı, barış vardı. Buraya İsrail Genelkurmay Başkanı geldi. Evet. Dedi ki biz Filistin'de dedi bir pırpır onbaşı, 10 tane asker evet. barışı güvenliği sağlıyordu dedi. Evet. Yani bu suni ayrıştırma zihniyeti her zaman şerri kötülüğü organize edenler tarafından ortaya atılmış suni bir şeydir. Evet. Halbuki biz insanların mesela burada bir beraberiz, ne güzel sohbet ediyoruz. Evet. Kardeşçe, güzelce fikirlerimizi konuşuyoruz. Geçmişte de hep böyleydik. Bundan sonra da böyle olalım. Mesela hocamız diyor ki BDP İttihat-ı İslam'ı istesin diyor. Evet. Birlik beraber içinde güçlü bir birliğimiz olsun, içinde de huzurla yaşayalım diyor. Yani Kur'an ahlakının, İslam ahlakının getirdiği kardeşçe, birbirine güzel davranmayla, özgürce, en önemlisi bağnazlıktan yobazlıktan uzun, beraber yaşayalım diyor. Bu herkes için, her vicdan, her akıl için kabul edilebilir bir çözüm değil mi? Evet. Yani şunu görmesi lazım, yani Kürt siyasi hareketini. Şöyle deyin, yani yüzyıllar savaşı vardır. 30 yıl süren, yani baktığınız zaman bunlar bugün ne yapıyor? Avrupa Birliği çatısında değil mi? Yani insanlar, milyonlar öldü.
Yani ayrışmadan ötürü. Sadece 2. Dünya Savaşı'nda 52 milyon. Yani şunu demek lazım. 1990'larda öldürülen insan sayısı 1000 yıllık Roma İmparatorluğu'nda, 1000 yıl süren Roma İmparatorluğu'ndaki öldürülen insan sayısından daha fazla. Şimdi bunlar yetmiyor mu? Yani bizim bir şeyleri başka bir şekilde görme, yani farklı ayrılıkçı bir politikanın bu coğrafyada hep ölüm getirdiği. Yüzlerce örneğimiz var, hatta binlerce örneğimiz var bu konuda. Bu demek değildir. Yani bir Kürt birliği savunurken Kürtlüğünden vazgeçsin. Tam tersi Kürtlüğünü katmer katmer yüksel. Demokratik haklarından niye vazgeçsin? Yani ben kendim mesela ana dilimi ben asla hiç kimseyle tartışmam. Ama ana dilinin kullanılması konusunda dünyada yüzlerce tartışma alanı vardır. Yani o ülkenin ekonomisine göredir, sosyal yapısına göredir, geleneğine göredir. Ama artık yani dünyanın en azılı ırkçı faşistleri bile ana dil konusunu tartışma içine koymuyor. Yani şimdi şu tezatlık ortaya atılıyor. Yani sanki birliği savunmak, haklardan feragat etmek. Bu tuzağı boşa çıkarmak lazım. Tam tersi birlik hakların çok daha özgürce kullanılacağı bir alandır. Ya barıştan daha değerli, insan yaşamından daha değerli bir şey olabilir mi? Ve birileri sana, kardeşim sen kendi haklarını beni yok etmeden, bana zarar vermeden kullanmayı niye önceliğine dönüştürmüyorsun? Bu soruyu soruyor bana, ben hayır diyorum, hayır ben kendi haklarımı ancak sana zarar vererekten veya seni öldürerekten ben sağlayabilirim. Böyle bir düşünce olabilir mi? Bu düşüncenin insanın yanı olabilir mi? Vicdanın yanı olabilir mi? Evet, birileri seni yok etmeye çalışıyorsa bu başka bir şey. Yani dün gibi işte, hayır bu ülkede hiç Kürt yoktur. Kürtler hiç olmadı. Yani böyle saçma sapan bir düşünceyi savunan mı kaldı artık yani? O zaman biz neyi tartışıyoruz? Yani biz daha çok birlik, bu birliği demokratik bir yaşamda zenginleştirme ama her türlü şiddetten arındırma, adı ne olursa olsun, ister sol şiddet olsun, ister sağ şiddet olsun, ister İslami adına olsun, ister milliyetçilik adına olsun, fark etmiyor. Biz bu şiddeti dıştaladığımız zaman benim demokratik haklarımın kullanılması önünde ne engel olabilir? Yani karşımda despot, yoz bir yönetim olmaktan sonra demek ki ben kendime güvenmiyorum. Kendi aklıma güvenmiyorum o zaman. Eğer ben kendime, kendi aklıma güveniyorsam karşımdakinin demokratik duruşunu ben daha da zenginleştirmeliyim. Bunu önüne koy. Yani Kürtler bunu önüne koymalıdır. Bu coğrafyada ayrılık birilerinin mayın tarlasıdır. Bunu görmek durumdadır. Hep yaşadık ya. Evet, yaşadık. Adetullah'a göre de öyle İlhan Bey. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Allah, Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın. Gücünüz, devletiniz gider, sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir, evet, diyor. Evet. İnşallah. Öyle olmalıdır bence de. Yani zaten insanın fıtratında olan, bizim milletimizin mayasında olan, bizi besleyen, ahlakımızı besleyen Kur'an ahlakının, İslam'ın, bu maya bizde olan bir şey zaten. Evet. Geçmişte de böyleydi. İşte bu güzel fikirlerle yani ben sizden mesela niye rahatsız olayım? Yani sizin Türklüğünüz beni niye rahatsız etsin? Yani sizin varlık nedeniniz beni niye rahatsız etsin? Tam tersi sizin Türklüğünüz üzerinden ben daha da büyüyebilirim. Yani o ben sizin bin yıllık geleneğinizdeki olumluluğu niye kendi içerisinde yaşatmayayım? Yani tecrübe bugünü mü yaşamaktır? Yani tecrübe sizin bin yıllık geleneğinizdir. Sizin bu bin yıllık geleneğiniz benim önümü aydınlatmak konusunda niye kendimi esirgeyeyim? Ortak geleneğimizdir zaten. Ya şimdi dönüştüreyim. Şimdi bunu dönüştüreyim bu sefer. Yani söyleniyor ya böyle. Şimdi dönüştüreyim. Bu aslında yani sadece sizin geleneğiniz değil ki. Bu bin yıl. Sahi değil ki. Ben varım her yerinde. Nereye bakarsanız ben varım yani. Bu coğrafyanın neresine bakarsanız bir Kürt'ü bulmaz mısınız? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Selahaddin Eyyubi. Evet. Hep. Bir Türk'ü de bulmaz mısınız? Elbette. Nereye bakarsanız. Ha, o zaman demek ki sorun benim Kürtlüğümde, sizin Türklüğünüzde değil. Değil yani.
Bu tuzağı boşa çıkarmak lazım. Evet. Sorun bizim insanlığımızla alakalıdır. Vicdan ve ahlakımızla alakalıdır. Evet. Siz kendi yüreğinizde bana yer açmışsanız, hayır ben o yüreğe gelmeyeceğim dediğimiz zaman benim insanlığımı tartışmam gerekmiyor mu? Bu ülkede herkes bir şekilde yara aldı. Bir şekilde üzüldü. Boyutu belki farklı olabilir. Çekme derecesi belki farklı olabilir. Ama biz diyoruz ki artık yani biz hep beraber bu ülkeyi, bırakın bu ülkeyi, bu coğrafyayı daha çok yeşertmeliyiz. Yani bize ayrılığı, farklılığı, o bir anlamda fark olmalıyız tabii. Yani siz, ben çayı çok severim mesela. Yani bana balıkçı derler ama balık pek sevmem. Yani şimdi bu farklı bir zenginlik yani. Biz farklıları bırakalım dediğimiz zaman bundan çıkıp tek tip insan olalım mı diyoruz? Hayır. Tam tersi. Bu farklılığı hep beraber daha da farklılaştıralım yani. Öyle yaşayabiliriz yani. Öyle yaşama kavuşabilir. Çok güzel söylüyorsunuz. Teşekkür ederim. O balıkçı lakabının da nereden geldi? Bir restoranda mı? Evet, sevgili Yıldıray Oğur yani öyle Tarak yazdı. Evet, o yazdı. Müthiş zeki Yıldıray Bey. O görüşmelerin yapıldığı yerden ötürü. Öyle. Sizin o görüşmelerde bayağı önemli bir rolünüz vardı. Bir zaman oldu tabii ki canım. Evet. Yani bazen derler yani yaşadığınızla mütevazi olun. Yani yaşadınız yani diye çok varlıklısanız da arabayı da binmeyebilirsiniz. Yani çok lüks bir yerde yaşamayabilirsiniz. Çok mütevazi yani yaşamınızla. Ama yaptıklarınızla mütevazi olmayın. O bir zayıflıktır. Evet benim katkım olmuştur. Onur da duyuyorum, şeref de duyuyorum. Barış bu çünkü. Elbette. Bütün amacımız o zaten. Yani evet. Bütün programlarımızın, konuşmalarımızın sonuçlarında bir kere silahların susması, silahların kesinlikle ortadan kaldırılması kesinlikle tamamen. Barışın, kardeşliğin, dostluğun tesisi bu amaçlı yapıyoruz. O yüzden yani bu ayrı bir güç. Evet. Yani bunun az sayıda insanın dillendirmesi değil, onun getirdiği güç o bütün silahlanmayı yaptıran zihniyeti yok edecek bir güç. Yani bir sevgi gücü, evet, dostluk gücü, barış gücü. O nedenle bunların zikredilmesinin, konuşulmasının öneminin ayrı bir önemi şeyi var yani. Ben derim bu konuda. Zaten. Yani mesela derler işte bazen işte bu ülkede bir darbe olsa tankın önüne çıkarım derim. Ben hep derim ki yani bırakın orada o ülkede darbe olup tankın ilk evvel siz kendi kafanızın içindeki tankın üzerine bir çıkın da oraya gelin Allah büyük yani. Sonra insan kendi kafasının içindeki tankın üzerine çıkıp çıkmaması. Yani kıstası şu olmalıdır. Şiddet. Çünkü şiddet her türlü kirliliğe davetedir. Şu şiddette akıl gider. Şiddette vicdan gider. Yani bu anlamda aklın, vicdanın olmadığı bir şeyin kazanımı olabilir mi? Yanıltır. Kazanabilirsiniz. Ama o kazanım aslında ölümün diğer adıdır yani. Bunu topluma dönüştürme hiç kimse kendine görmemelidir. O hakkı kendine bulmamalıdır. Asla kendi zaaflarını, yetmezliklerinin, öfkesinin, kininin, nefretinin faturasını bu toplum ödememelidir. Gidip bir köprü altında çok yüksek sesle bağırıp deşarj olabilmeli. Onu yaşatmamalı bu topluma. Çünkü bu toplumun artık bir daha şiddeti bu şekilde yaşama tahammülü kalmadı. Çünkü biz barışın ne kadar güzel, ne kadar yaşananabilir ve değerli olduğunu son 9 ayda inanılmaz derece daha da iyi öğrendik. Geçmişte evet bunu belki iyi kullanmadık ve iyi içselleştirmedik olabilir. Ama bugün biz barışa uzanan o ellerin birbirine kenetlenmesini bozacak ve o elleri birbirine koparacak hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz. Bunu yapanlar da bilsinler yani. İnşallah hepimiz. Eyvallah. Evet. Ya öyle bir ateş düştüğü yeri, etrafı her yeri yakıyor. Şimdi evet, bölgemiz değil evet mi? Tabii. Ya Suriye. Tabii düşünün yani Suriye, orada yaşananı. Suriye, Mısır, işte yakın geçmişte Afganistan, Irak. Evet. Ya bunun önü sonu gelmez. Evet. Bunun önü sonu gelmez. Ateş, ateşi şiddet, şiddeti doğurduğu için. Evet. Biz birlik ve beraberlikle o ateşi söndürebiliriz. Evet. Ya bu aklın, vicdanın gereği olduğu evet belli. Bizim imkanlarımız da var, tecrübemiz var yeteri kadar. Biz birbirimizi tanıyoruz. Yani o kadar çok avantajımız var ki mesela
o kadar çok iç içe yaşamışız ki farklı etnik yapıda olan insanlar. Yani artık siz şu anda çıkın buradan, hangi insanın Kürt veya hangi insanın Türk olduğunu artık kestiremezsiniz yani. Mümkün. Doğru. Ya bundan daha büyük günah olabilir mi? Yani böyle bir şeyi yaşıyoruz. Bu kadar, bu bir hazine bizde. Diyelim ki mesela Irak'ta öyle yok. Irak'ta Kürtler, Araplar çok farklı uzak yaşar. Suriye'de de öyle yani. Ama bizde o kadar büyük bir hazine var. Biz bu hazineyi Irak'a da taşımalıyız. Suriye'ye de taşımalıyız. Yani bizim önümüzde böyle bir kutsal görev var. Ya düşünün, şu anda 100.000 insan Suriye'de öldürüldü. Milyonlarca insan aç, susuz, gidecek yeri yok. Yarını yok. Yani bu çocukların, bu insanların yarısı çocuk, yarısı kadın. Dünyanın en savunmasız kesimleridir çocuk ve kadınlar. Şimdi bizim bunu durdurabilme kabiliyetimiz var. Evet. Ama biz bunu bir ışığa dönüştüremiyoruz burada. Bunu dönüştürmek lazım. Bu anlamda bunu dönüştürmenin yolu da bizim sürekli birbirimizle diyalog içerisinde olmamız gerekiyor. Yani bu ışığı yaygınlaştırmak gerekiyor. Yani görünen o ışığı kapatmaya çalışanların önünü ışıkla açmamız gerekiyor. Yapmamız gereken bu. Umarım da başarırız. Evet, çok güzel söylediniz. Onun üzerine başka bir söz söylemek, eyvallah, belki bu programın güzel atmosferinde, evet, gereksiz olacak. O nedenle müsaade ederseniz programı, eyvallah, sonlandırmak istiyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ne demek? Sağ olun. Çağırdığınız için, davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Katkılarınız güzel, eyvallah, oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, Hayata Dair programımızın bu bölümün sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.